Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili 3. sınıflarım, bugün hayat bilgisi 3. ünite sorularımızın cevaplarını birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. Evet, hemen birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuz, kişisel bakım yaparken kaynaklar bilinçli kullanılmalıdır. Evet, doğru söylüyor. Yukarıdaki öğrencilerin hangisi kişisel bakımını yaparken kaynakları tasarruflu kullanmamıştır? Tasarruflu kullanmak ne demek? İsraf etmemek, boşa harcamamak demek sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Buket demiş ki ellerimi sabunlarken musluğu kapatırım. Çok güzel. Tuvalet kağıdını bol bol kullanırım. İsraf değil mi? Harcıyor. Duş alırken şampuanları bol kullanırım. Bu da yanlış bakın, israf. Evet, bol kullanmak ne demek? Gerekmediği kadar çok çok koymak. Diş fırçasına macun çok sıkarım. Bakın bunu çok sıkarak ne yapıyor? İsraf ediyor. Doğru olan kim sadece sevgili öğrencilerim? Buket'in söylediği değil mi? Ellerimi sabunlarken musluğu kapatırım. Yani israf etmem, boşa harcamam diyor sevgili öğrencilerim. Evet, ikinci sorumuz sevgili öğrencilerim. Bilinçli tüketici alacağı ürünlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması için araştırma yapan ve tüketici haklarını bilen kişidir. Evet, buna göre aşağıdaki öğrencilerin hangisi alışveriş yaparken bilinçli tüketici davranışı sergilemiştir? Bakalım sevgili öğrencilerim, hangisi bilinçli? Reklamı çok fazla yapılan. Bu çok fazla yanlış değil mi? Bizler reklama göre ürün almıyoruz. Paketli ürünleri son kullanma tarihine bakarak satın alırım. Bu çok güzel bir davranış. Son kullanma tarihi geçebilir değil mi? Bu bilinçli bir tüketici. İndirimlerde ihtiyacım olmayan. Bakın, ihtiyacımız olmayan hiçbir şey almıyoruz. Bu da yanlış. Markette ambalaj rengi en parlak. Rengi parlak, süsü güzel diyerekten de biz alışveriş yapmıyoruz. Bunlar doğru değil. Doğru olan nedir? B şıkkıdır sevgili öğrencilerim. Üçüncü sorumuz. Buna göre boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? Yaz mevsiminde yetişen pek çok sebzeyi severek tüketiriz. Taze fasulye, biber, bezelye, kabak, nokta nokta bu sebzeler. Bakın, bize yaz mevsiminde yetişen bir şey yazmamızı istiyor. Pırasa kışındır sevgili öğrencim. Ispanak da karnabaharda kışındır. Patlıcan sevgili öğrencim nedir? Yaz sebzesidir. Dördüncü sorumuz. Çölyak hastalığı duymuşsunuzdur, diyabet de duymuşsunuzdur. Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi gluten isimli maddeye vücudun hassas olması. Diyabet de besinleri kana geçen şekerin vücut tarafından kullanılmadığı zaman meydana gelen hastalık. Yani şekere karşı dikkatli olacak. Çölyak da tarıma karşı. Bu boşluklar hangisi gelir diye soruyor sevgili öğrencilerim. Diyabet hastalıkları. Bakın, diyabeti söyledi, şeker dediği için. Buraya sevgili öğrencilerim, birinci boşluğumuzun şekere karşı dikkatli olması lazım. İkinci boşluğumuzda çölyak dediği için, bakın, tahıl ürünleri diyor. İkinci yere gelmesi gereken de tahıl ürünleridir. Yani diyabet hastaları şeker içeren besinleri tüketirken, çölyak hastaları da tahıl içeren, yani arpa, buğday gibi, çavdar gibi ürünleri tüketirken dikkatli olmalılar. Cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorumuz sevgili öğrencilerim. Hastane, okul, park, piknik alanları, alışveriş merkezleri, bireylerde birlikte kullandığımız, nedir? Ortak alanlardır sevgili öğrencilerim. Bize diyor ki hangisi ortak alan değildir diye soru soruyor. O zaman beşinci sorumuz, bakın, parklar, yeşil alanlar, piknik alanları, sınıflar, caddeler değil mi? Sokaklar hep ortak alandır. Fakat sevgilerim, bakın, burası bizim kendi odamız. Şahsi odamız ortak alan değildir. Bizim şahsi odamız bireysel odamızdır sevgili öğrencilerim. 6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi kişisel bakımını yaparken tutumlu bir davranış sergilemiştir? Tutumlu ne demek sevgili öğrencilerim? Yine aynı, israf etmeyen, tasarruflu demek, birikim yapan demek sevgili öğrencilerim. Banyo yaparken daha temiz olmak için suyu bol kullanmak. Bakın, bol kullanmak gereğinden fazla. Bu yanlış. Ellerimi yıkarken sabunu gerektiği kadar, bakın, gerektiği kadar kullanmak sevgili öğrencilerim nedir? Bir tutumluluktur. İsraf etmemektir. Bu doğrudur. Dişlerimi fırçalarken diş macunu yine bakın bolca, gereksiz. Saçlarımı yıkarken şampuan avuç dolusu, bu da gereksiz, israftır. Cevap B'dir sevgili öğrencilerim. 7. sorumuz. Ali bilinçli bir tüketici olarak alışverişte dikkat edilmesi gerekenler konusunda arkadaşlarını bilgilendirecektir. Bunun için peynir kutusu tasarlar. Bakın, kutusu tasarlar. Evet. Buna göre Ali'nin tasarladığı peynir kutusuna aşağıdakilerden hangisini yazması uygun olmaz? Sevgili öğrencilerim, üretim tarihi, bakın, çok önemli değil mi? Evet. Sonra, daha sonra son kullanma tarihi. Bakın, bu ikisi ürün alırken peynirin kutusu, peynir için nedir? Çok önemli. Bunların ne yapılması lazım sevgili öğrencilerim? Dikkatlice yazılması lazım. Biz de alırken bunlara dikkat etmeliyiz. Ürünün içeriğini, ürünün içerisinde ne olduğunu, hangi katkı maddeleri olduğunu ne yaparız öğrenmemiz önemli değil mi? Fakat kutunun üretim tarihi. Sevgili öğrencilerim,
Kutu plastik uzun soluklu bir kullanımdır. Gıda değildir. Sevgili öğrencilerim, biz içerisindeki peynirin üretim ve son kullanma tarihine bakacağız. Fakat kutu bizim nedir? İçin önemli değil. Biz içerisindeki ürünümüze odaklanacağız. Bu gerekli değildir sevgili öğrencilerim. 8. 3. sınıfa giden Tuğba'ya annesi konu tekrar yapması için bir etkinlik hazırlar. Tuğba etkinlikteki tabloda bilinçli tüketici davranışlarından doğru olanlara tik atmasını söylüyor. Hangileri bakın tik atılmalı diye söylüyor. Yapalım beraber. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlamayız. Tabii ki ihtiyaç listesi olursa ihtiyacımız olmayan gereksiz şeyleri almayız. Aynı kalitedeki ürünler arasında ucuz olanı bakın. Aynı kalitede ise ucuz olanı almalıyız. Fakat kalitesiz olanı ucuz diye almamalıyız. Buna dikkat edelim. Satın aldığımız ürün bozuk çıkarsa iade etmeliyiz. Bu da bilinçli bir tüketici uygulaması değil mi hareketi? Doğru. İçerisinde koruyucu katkı maddesi olanları hayır. İçerisinde koruyucu maddeler bize zararlı sevgili öğrencilerim. Ambalaj ürünlerin son kullanma tarihi de çok önemli. Buna da dikkat etmeliyiz. O zaman hangisi oluyor sevgili öğrencilerim? Sadece 4'ü boş bırakmış. Diğerleri doğru. Cevabımız A şıkkı oluyor sevgili öğrencilerim. Geldik 9. sorumuza. Sağlığımız için zararlı olan besin maddelerin bulunduğu kutucuklara kırmızı boyayacakmışız. Bakalım buradan hangisini boyarız o zaman diye soruyor. Bakın havuç sağlıklı, elma sağlıklı, peynir sevgili öğrencilerim sağlıklı, süt sağlıklı, balık sağlıklı, ayran sağlıklı, portakal sağlıklı. Evet sevgili öğrencilerim burada sadece sağlıksız olan cips var. Şıklara baktığımızda da o bölgede olan hangisi var sevgili öğrencilerim? Sadece A şıkkı değil mi sevgili öğrencilerim? Diğerleri bizim şıkkımıza uygun değil. Sadece zararlı olan cips var. Diğerleri sağlıklı sevgili öğrencilerim. 10. sorumuz. Ortak kullanım alanlarında uymamız gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar sağlık, hijyen. Evet sevgili öğrencilerim. Buna göre ortak kullanım alanlarıyla ilgili hangisi doğrudur demiş. Sağlık ve hijyenden evet doğru olan demek ki diğerleri yanlış bir tanesi doğru. Ona odaklanalım. Parktaki salıncakların oturaklarına ayakkabılarımızla basarız. Bu doğru mu? Evet, hayır değil mi? Ortak kullanımda hijyen açısından tehlikeli sevgili öğrencilerim. Evet B. Pikniğin ardından yapmamız gereken çevre temizliğini bizden sonra gelenlerin hayır. Bizden sonraki gelenler olur mu? Herkes kendi şeyini toplarsa kendinden sonrakilere kolaylık sağlamış olur. Sağlıksız olur değil mi? Mesela yiyecek artıkları tehlikeli olabilir bizden sonrakiler için. Evet. Tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çekerek tuvaleti temiz bırakmaz. Evet sevgilerim. Bu doğrudur. Çok güzel bir uygulamalıdır. Sınıf içi kapalı alanlarda koşmak bu da doğru değil. Sağlık ve hijyen açısından çok tehlikelidir. Havada uçuşan tozlar sağlığımıza zarar verebilir. 11. Kişisel bakım yapılırken elektrik, su gibi kaynakları ve temizlik malzemelerini dikkatli kullanmalıyız. Özen göstermeliyiz. Evet. Buna göre aşağıdaki hangisi kişisel bakım sırasında yapılması gerekenlerden biri değildir. Bakalım. Eller sabunlanırken musluk kapatılmalı. Tabii ki de dişler fırçalanırken macun bol sürülmeli. Sevgili öğrencilerim bol sürmek demek az önceki sorularda da söyledim. İsraf etmek, fazladan yapmak demek. Bu yanlıştır. Kağıt havlu ihtiyaç kadar evet doğru. Banyo yaparken gerektiği kadar su bu da doğrudur. 12 sevgili öğrencilerim. Yaz ve kış mevsiminde yetişenler verilmiş. Evet yanlışlık yapılmış. Yanlışlığı düzeltmek için sevgili öğrencilerim hangileri değiştirmelidir diyor. Bakın yaz mevsiminde yetişenler burada. Bakalım incir sevgili öğrencilerim yaz mevsiminde doğru. Yeşil fasulye doğru. Mandalina sevgili öğrencilerim yazın değil. Bakın biz C vitamini için ne yapıyoruz? Kışın yiyoruz. Bu yanlış. Karpuz da yaz mevsimi. Yani 3 bir kere değişecek. Kiraz kış mevsimi mi sevgili öğrencilerim? Hayır değil mi? Bakın kiraz da yazın yetişir. Portakal C vitamini için kışın alıyoruz. Karnabahar zaten kış yemeğimiz. Pırasa da kış yemeğimiz. O zaman biz ne yapacağız? 3 ile A'yı değiştireceğiz. Yani C şıkkını yapacağız sevgili öğrencilerim. 13. Üretilen besinlerin dökülmesi, ezilmesi, çürümesi ya da bilinçsiz tüketim alışkanlığı nedeniyle ihtiyaçtan fazla alınıp çöpe atılması gıda israfı. Tabii ki de gıda israfından kaçınmak hem aile hem de ülke kaynaklarının korunmasına yardımcı olur. Evet, gıda israfına yol açan hangisi diye soruyor. Bakalım kalan ekmekleri değerlendirmek israf değil tasarruf. Çok güzel. İhtiyacımız kadar ürün. Bu da çok güzel. Yumuşayan meyvelerden meyve suyu yapmak bu da çok güzel. Bakın atmıyor. Tabağımıza yiyeceğimizden fazlasını koymak. Bakın bu İsraftır sevgili öğrencilerim. Yanlıştır. Aşağıdaki hangisi kişisel bakım yapılırken uyulması gereken davranışlardan değildir? Bakalım. Banyodan çıkarken lambaları kapatmak. Evet çok güzel. Diş fırçamızı kardeşimize ortak kullanmak. Bakın bu olmadı şimdi. Tutumlu olacağız diye. Bakın diş fırçası ağızdan ağıza gezer mi sevgili öğrencilerim? Yanlış. Macun demiyor bakın. Dikkat edin fırça diyor. Yemek yerken kirletmemek üstümüzü özenli olmak güzel. Tuvalet yaparken tuvalet kağıdını yeteri kadar bakın. Yeteri kadar
Bu da doğrudur. Fakat diş fırçası ağızdan ağıza gezmez sevgili öğrencilerim. 15. Tuncay bir alışveriş için markete gitmeye karar verir. Alışverişten önce hazırladığı ihtiyaç listesini de yanına alarak markete gider. Listede yer alan sebze meyvelerin tazeliğini kontrol ederek ihtiyacı kadarını alır. Şişede satılan sütü son kullanma tarihini kontrol eder. Çok etmeden alışveriş sepetine koyar. Bakın yanlışı yakaladım. Alışveriş bitince aldıklarının parasını kasaya öderek fişini alır eve döner. Şimdi bilinçli tüketici davranışı göstermemiş diyor. Çok güzel liste yapmış alışverişini yapıyordu. Fakat son kullanma tarihine dikkat etmedi sevgili öğrencim. Süt çok tehlikeli değil mi? Yanlışı soruyor. Alışveriş öncesi ihtiyaç listesi hazırlamak çok güzel. Aldığı ürünlerin ücretini ödeyip fişini almak çok güzel. Yanlışlık varsa bakın fiş niye alıyoruz? Kontrol etmek için çok güzel. Alacağı sebzelerin tazeliğini kontrol etti. Bu da çok güzel. Sütü son kullanma tarihine bakmadan alarak burada yanlışlık yaptı sevgili öğrencilerim. 16. Sağlığımızı korumak için vücudumuzun ihtiyacı olan besin maddelerini yeterli miktarda ve belirli zamanlarda üretmeye, tüketmeye yeterli ve dengeli beslenme. Bakalım şimdi. Dengeli beslenmeye örnek verilebilir demiş. Çoğunlukla meyve yemek. Bakın çoğunlukla meyve yemezsiniz. Her üründen yiyeceksiniz. Bu yanlış. Yemek yerken sadece sevdiğimiz yemek, bu zaten çok kötü bir davranış. Evet, çünkü sevmediğimiz yemekler bizi besleyici olabilir. Sağlığımız için gerekli tüm besinlerden, bakın tamamından ve yeteri kadar fazla alırsak da obez oluruz değil mi? Yani bu doğru olan gün içerisinde yememiz gereken öğünleri atlamak. Hayır. Mesela sabah kahvaltı yapıp sadece akşam yiyip öğle yemeğini atlamak, bu da sağlıklı değildir. Bünyeye zarar verir sevgili öğrencilerim. Onun için ihtiyacımız kadar her öğünü atlamadan yiyeceğiz ve sağlıklı olacağız. 17. Boş bırakılan yere numaralanmış fayda hangisi getirilmelidir? Bakalım. Kişisel bakım yapılırken kaynaklar tutumlu. Evet, israf edilmemeli diyor. Çünkü dünyadaki kaynaklar sınırsız değildir. Doğru. Aile bütçesini düşünmek, evet, boşuna harcarsak israf olur, paramız yetmeyebilir. Ülke kaynaklarını da israf etmemeliyiz. Bu da bizim bir devlete, millete karşı sorumluluğumuz. Üçü de olacak sevgili öğrencilerim. Yani 17. sorumuz D şıkkıdır. 18. Kış mevsiminde yetişen meyve sebzelerin bulunduğu kutucuklar turuncu olacak. Bakalım. Kiraz yazın. Hayır. Bezelye kışın. Pardon, bezelye de olmaz değil mi sevgili öğrencilerim? Biz de bezelyeyi de yazın yiyoruz. Pardon, bakın yanlış yapıyordum. Bezelyeyi de ne yapıyoruz? Aynı taze fasulye gibi sevgili öğrencilerim. Bezelyeyi düşünürseniz. Evet. Bu da nedir sevgili öğrencilerim? Bu da kiraz gibi yazdır. Pırasa kış meyvesidir. Ya karpuz yaz mevsimindedir. Evet, incir de ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Yazın portakal C vitamini için kışın lahana, kışın nar da kışın sevgili öğrencilerim. O zaman maddelere baktığımızda sadece pırasa olan burada, evet, C şıkkımız oluyor. Evet, tekrar edelim, yanlış öğrenmeyelim. Bezelye de sizi şaşırtıyordum. Kendim de şaşırdım. Bezelye taze fasulye gibi, hatırladınız değil mi? Arasından açıyoruz, yuvarlak yuvarlak bezelyeler çıkıyor değil mi sevgili öğrencilerim? Bezelye yazın, aynı taze fasulye gibi düşünüyorsunuz. Yazındır sevgili öğrencilerim. 19. Buna göre Mert ile ilgili hangi söylenebilir? Bakalım Mert ne demiş. Her sabah dişlerimi fırçalarken suyu açık bırakmakta israf. Banyo yaptığında dakikalarca suyun altında kalmak israf. Su israfından kaçınmakta mı? Hayır, israf etmekte. Aile bütçesini hiç düşünmüyor. Yanlış. Tasarruf konusunda çok bilinçli. Hayır, tam tersine kişisel bakımını yaparken kaynakları özensiz kullanıyor. İsraf ediyor sevgili öğrencilerim. 20. Bilinçli tüketici olan bir ailenin gıda ürünlerini satın alırken hangisini yapması beklenmez? Yanlış olanı soruyor. Kaliteli ve ucuz. Tabii ki de beklenir. Satılan yer saklama koşulları değil mi? Nemli, rutubetli, pis yer diyese almaz. Doğru. İçerikleri kontrol etmek tabii ki de doğru. Ambalajı çok renkli diye almak yanlıştır sevgili öğrencilerim. Bizler içeriye ve kaliteye bakacağız. 21. Ortak kullanım. Odamız bizim kişisel kullanım alanımız. Sınıfımız ortak değil mi? Caddelerde insanlar için ortak, asansörlerde ortak. 2, 3 ve 4 sevgili öğrencilerim, insanların ortak alanları. Odamız kişisel alanımız sevgili öğrencilerim. 22. Dikkate almamalıyız. Buna göre alışverişten önce ihtiyaç listesi hazırlanmalı. Çok güzel. Fiyatların araştırmasını yapmak öncelikle temel ihtiyaç. Bakın temel ihtiyaçlara göre alışveriş yapmalıyız. Alışveriş bütçemize göre davranmalıyız. Reklamların etkisinde kalmamalıyız. Ürünlerin son kullanma tarihi geçmemeli. İçeriğine bakmalıyız. Alışverişten fiş ve fatura almalıyız. Eğer bir sorun yatarsak tüketici haklarına başvurmalıyız diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Ürünlerin içeriğini tabii ki de dikkate alacağız. Bütçemize uygun olması çok önemli. İhtiyacımızı bakın. İsteklerimiz değil, karşılamalı. Bu da doğru. Reklamının yapılmış olması hiçbir şey ifade etmiyor sevgili öğrencilerim. 23. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ezgi'nin okulda sergileyeceği davranışlardandır? Ezgi ortak yaşam alanından temiz tutma konusunda dikkatli. Evet.
Yere çöp atarken arkadaşım uyarır. Evet, dikkatli çünkü ortak alanlarda. Askıda yer kalmadığında montunu yere bırakması. Oldu mu şimdi sevgili öğrencilerim? Evet. Olmadı değil mi? Bu yanlış. Beslenmesindeki yiyecekleri oyun oynarken, hayır, oyun oynarken yenir mi sevgili öğrencilerim? Tuvaleti kullandıktan sonra ellerini sadece suyla değil, ne yapacağız? Köpükle de, sabunla da yapacağız. O zaman yapılması gereken Ezgi'nin yapacağı A şıkkıdır sevgili öğrencilerim. 24. Bedenimiz farklı besinlere ihtiyaç duyar. Besinleri mevsimde tükettiğimizde bağışıklık sistemimiz güçlenir. Mevsim dışında yetiştirilen meyve ve sebzelerin tadında, besin değerlerinde ve şekillerinde farklılık olduğu görülür. Tabii ki de. Bu metne göre hangisi doğrudur? Beden sağlığı için aynı tür besinler. Böyle bir şeyden bahsediyorum sevgili öğrencilerim. Kesinlikle yanlış. Aynı tür olur mu? Farklı türlü dengeli olacağız değil mi? Sağlık açısından mevsimine uygun besinleri tüketmek. Tam da ondan bahsediyor değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Bağışıklık sistemimiz güçlenir diyor. Mevsim dışında sebze meyvelerin tadında farklılıklar olur diyor. Yani mevsimine uygun tüketeceğiz diyor. Cevabımız B'dir. Diğerine de bakalım. Mevsim dışında yetişen ürünlerin besin değeri yüksek olur mu? Hayır, tadında ve kalitesinde düşüklük oluyor diyor bakın. Besin değerinde farklılıklar var diyor. Mevsim dışında yetiştirilen sebze ve meyvelerin tadı daha güzel, kesinlikle değil. Mevsim dışında tadında bakın ne diyor? Tadında, besin değerinde farklılıklar vardır diyor. 25 sevgili öğrencilerim. 3. sınıf öğrencisi Büşra bir gazetede aşağıdaki haberi okumuştu. Ülkemizde yapılan çocuk çağı obezite araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de her 5 çocuktan biri kilolu. Yani obeziteye dikkat ediyor ve risk altında diyor. Uzatmayalım. Bu haberdeki hastalıklardan hangisini kendisini korumak isteyen Büşra hangisini yapmalıdır? Bakalım. Sık sık abur cubur çok tehlikeli. Abur cubur zaten obezitenin en büyük şeysi. Vücut eritemiyor, harcayamıyor çünkü. Her öğünde meyve suyu. Her öğünde olur mu sevgili öğrencilerim? Kesinlikle yanlış. Dengeli ve düzenli. Dengeli ve düzenli beslenirseniz, ihtiyacınız olan kadar yerseniz obez olmazsınız. Hareket gerektirmeyen oyunlar değil, hareket gerektiren oyunlar oynayacağız ki kalorileri yakacağız, kilo almayacağız. 26. Evet, doğru bir beslenme alışkanlığı hangisi? Sabah kahvaltı yapmadan okula gitmek kesinlikle yanlış. Akşam yapmadan önce yemek kilo yapar, sevgili öğrencilerim obez yapar. Gazlı içecekler zaten çok tehlikeli. Her gün mutlaka sebze meyve yemek Kutay'ın yaptığı çok güzel bir davranıştır. 27. Levent meyve ve sebze almak için markete gitmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle markete ulaşması uzun sürdü. Markette mevsimine uygun. Kar yağıyorsa kış değil mi? Meyve ve sebze hangisidir diyor. Bakın. Karnabahar kış, mandalina kış, çilek ama kış değil. Ispanak, güzel portakal, karpuz kış değil. Ispanak, havuç ve ayva çok güzel. Kabak yazın, salatalık yazın olmadı. Kış mevsimine uygun olan C şıkkıdır sevgili öğrencilerim. 28. Dengeli ve yeterli beslenmek için tüketmemiz gerekenler verilmiş. Hangisi yazılamaz diyor. Bakın zaten okumaya bile gerek yok. Sevgili öğrencilerim, cips hiçbir zaman hiçbir yere yazılmamalı. Gazlı içecekler ve cips hiçbir zaman yenilmemeli. Yumurta, balık, kuru yemiş bunlar çok faydalı. Protein açısından bakın özellikle balık, yumurta, kuru yemiş, karbonhidrat sevgili öğrencilerim besleyici. Fakat cips hiçbir zaman hiçbir yerde olmamalı. 29. Ziya'nın ninesi kışın yiyebilmek için yazın yetişenlerden meyvelerden reçel yapıyormuş. Yani biz yazın yetişenleri bulup kışın yiyecekmişiz. Buna göre Ziya'nın ninesi hangisini yapmış olabilir? Bakın portakal zaten kışın. Ayva da zaten kışın. Nar da kışın. Yazın olan biz kayısı alacağız. Bundan reçel yapacağız ki bunu biz daha sonra ne yapacağız? Kış mevsiminde yiyebilelim sevgili öğrencilerim. 30 ve son sorumuz. Test sorularını bitirelim. Lütfen acilse diğerlerini de daha sonra çözeceğiz zaten. Bir dahaki dersimizde hemen diğer sorulara geçeceğiz. 30. Ortak kullanım alanlar çok fazla insan tarafından kullanıldığı için çabuk kirlenir. Evet. Bu alanlar temiz kullanılmazsa insan sağlığı açısından zararlı olur. Evet. Yapılması gereken davranış. Kullanılan tuvalet kağıtlarını klozete atmak. Klozete mi atlarız sevgili öğrencim bizler? Hayır değil mi? Çöp kovasına. Piknik sonrasında çöpleri masanın üzerine bırakmak çok yanlış. Toplu taşıma araçlarına koltukları ayaklarını uzatmak çok pis. Hiç yakışmayan bir davranış. Hapşırırken ya da öksürürken ağzımızı uygun bir şekilde kapatmak ortak kullanım alanlarında diğer insanlara karşı sorumluluklarımızdandır. Böyle yapmak uygun ve doğru bir davranıştır. Evet sevgili öğrencilerim burada bırakıyorum. Bir sonraki dersimizde de bu şimdi çoktan seçmeleri yaptık. Diğer uygulama sorularını da bir dahaki dersimizde yapacağız. Lütfen istediğiniz çekmemizi istediğiniz sayfalar dersler varsa bize yazın. Onları hazırlayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.